Turhan Selçuk Retro Perspektifi Sergisi. Türk karikatür sanatının modernleşme dönemi öncülerinden Turhan Selçuk'un yapıtlarını geçmişten günümüze bütün dönemleriyle gösteriyor. 70 yıllık sanat yaşamının bütün dönemlerinden en seçkin çizgiler. Başladık. Turhan'da zaman korkusu kalmadı. Zaman artık onunla çalışıyor. Yüzyılın olağanüstü macerasıdır. Modernleşme öncülerinden. Onun eşsiz dünyasında dolaşmak sadece geçmiş çelişkilerini değil, bugünü ve yarını da özel bir üslupla, özgün bir bakışa yeniden kavramak, duymak. Bugünün tarihle yüzleşmesi demektir. Peki, ay dede, bu Ağustos böceğiyle karınca mı? Ayı meleği yemiş, Amerika el uzatıyor. Siyasi bir şey gibi. Eğleniyor İstanbul. Burada ne var tam anlamadım. Bir sofra gibi bir şey mi? 1922'de mi doğmuş? Kurtuluş Savaşı gazisi Albay Kazım Selçuk. Bayağı baştan almışız. Akbaba Şaka Tasvir Aydede dergilerinde çalıştı. Şu mesela bir şey mi anlatıyor bu doğumuyla ilgili bir karikatür mü? Albay Baba bak Albay'a benziyor. İlhan Selçuk Aznesi'nin birlikte Mizah Dergisi karikatür yayınladı. Londra'daki siyasi karikatür sergisi. 140 tane karikatür adlı ikinci karikatür albümü çıktı. Kardeşi ile Dolmuş dergisini çıkardı. Altın Palmiye ödülünü kazandı 1956'da. Dolmuş, Ansiklopedia, Umrissimo, Pizza Kulesi. Ama ne var ki acaba Dolmuş dergisi? İtalyan Travazo dergisinin kadrosuna girdi. 1966'da Yeni İstanbul'un akşam gazetelerinde çalıştı. Karikatüristler Derneği'ni kurdu. Hal ve Gidiş Sıfır adlı karikatür albümü yayımlandı. Kafasında ne var böyle ya? Bir şey taşımaya çalışıyor. Travazo. Bir şey mi anlatıyor burada acaba? Hieroglif. Akşam. Gazetede çalışıyordu ama. Karikatür albümü. Türkiye Sanatçılar Birliği'nde Halkın Sanatçısı ödülünü aldı. Karikatür festivalim varmış. Adamlar uçmuş ya. 1970 ya. 1979. Söz Çizginin adlı 6. karikatür albümü yayınlandı. Söz Çizginin Dostlar Tiyatrosu'nda. Gazeteler Cemiyeti'nin düzenlendiği yılın gazetecisi ödülünü aldı. Plastik sanatlardan da vakıf ödülünü aldı. Karikatür Müzesi'nde bir karikatürünü satın aldı. Varşova Karikatür Müzesi davetiyle bir yapıtı müzeye alındı. Grafik mizahının büyük ustası. 50. Sanat Yılı. Garanti Sanat Dergisi. Türk Dışişleri Bakanlığı konseyinde insan hakları karikatür sergisi hazırladı. Allah'ım. Allah'ım neler var? Peki, vallahi yeni öğreniyorum. Avrupa Konseyi başlattı. Kitap okuma kampanyasında Barış'a kitap adlı karikatürünü afiş yaptı. Wow. İnsan hakları bu sergisi bayağı açılmış her tarafa. Az çizgide kaçamak yoktur. 10. İstanbul Kitap Fuarı. Voltaire'in Kendi Devresimleri sergisi. Strasbourg'da sergilendi. Karikatür üzerine konferans verdi. Onur plaketi aldı. Küçük balıklar büyük balığa karşı karikatürünü konsey duvarına kalıcı olarak yerleştirildi. Gerçekten. Kahkaha Yalı için Darphane Genel Müdürü Selçuk'un tasarladığı Nasrettin Hoca'ya gümüş parasını bastırdı. Ulan neler yapmış ya? Abdülcan Bas. Aa bu. Peki. Cumhurbaşkanı büyük sanat ödülünü aldı. Oo. Azerfen Ahmet Çelebi gümüş parası. Selçuk'a onursal bilim doktoru ünvanı verildi. Devlet sanatçısı ünvanını reddetti. Aaa. Abdülcan Baz tiyatroda tarafından sahneye kondu. Gerçekten wow. Milliyet'ten ayrılıp Cumhuriyet Gazetesi'ne geçti. 60. yılı sanat gecesi. Turan Selçuk konser salonunda gerçekleştirildi. Yine gazetecilik ödülleri almış. İstanbul'da yaşamını yitirdi 2010. Evet öldü. İz bırakan aydınlar mezarlığına defnedildi. Tövbe estağfurullah. Mezarında kategorilerim varmış. Ustalara saygı.
etkinliğin karikatür yarışması düzenlenmiş adına. Aa, abi Nino Sanat Parkı'nın açıldı. Sözlü çizginin adlı kitaba basıldı. Bakalım bitti. Şimdi 1940 Adana Erkek son sınıfındaydım. Asri sinemasının kapısının üzerindeki afişleri çiziyorum. Aklımda karikatürcülük yok. Hocanın dersi anlatırken ben bir şeyler çiziyorum. Adana'nın yolları taştan diye şarkı vardır ya. Çamurdandı o yollar. Bunu götürüp gazeteye verelim dediler. Hepimizin derdi bu çamurlu yol dediler. Turan çok güzel, ardını bırakma. Peki 1950'ye gidelim şimdi. Bir desen çizip altına fıkra yazan adamın karikatürist adını taşımaya hakkı yoktur diyen Selçuk. Modern karikatüre kendi üslubunu verdi. Cem ekolünü. Cem Nadir ekolünden sonra çığır açarak çizgiyle mizah ekolünü yarattı. Hiçbirini bilmiyorum yani. Cahil. Ferhan Doğan deyişiyle Orhan Veli'nin şiirinize yaptığını yaparak karikatürü hakiki anlamıyla memleketimize gerçekleştirdi. Düşünceyi, duyguyu, görüşü, eleştiriyi değerlendirmeyi, yalın çizgiyle ifade etmenin yollarını aşan Selçuk, 1950'den itibaren dünya basınına sanat çevrelerinin önemsediği uluslararası antolojilerde, dergilerde döneminin büyük ustalarıyla yer aldı. Peki 1960, ha babam bile yokmuş. Nasıl da sessiz, sakin, iddiasız görünüşlü. Duvarları aşamadı duvarı aşmış gibi görünmek için küstahlı hazırlığına bürünen boyuna namus lafı ederek piyasaya işportanmalı yaveler sokan şamatacı cüceler yanında. Oy. Onun sessizliği devletin alameti, devliğinin alameti harikasıdır. Ne oldu benim şeyime ya? Kendinizi Eyfel Kulesi'nin dibinde gibi zannedersiniz. Peki Çetin Altan. Şöyle bir gidelim. Ne bu ya bu şey? Gözün içinde hapishane var. Tek gözlü. Arkasında pencereler var. Kuşun üstünde adamlar var. Ha şey Kartal. Amerika. Olabilir. Onların sembolü ya. Ha, daha yakından peki. Şu nedir? Tabut taşıyorlar. Burada da tabut taşıyor. Çamaşırlar. Zenciler mi mesela şunlar? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ha burada da varmış. Şu taşlar. Şunu mu koydum? Antenler taşların üstünde. Ne alakaysa. Binalar mı taş? Taşların üstü. Bu daha bana yaratıcı geldi. Piramit. Yaşar Kemal edebiyatın yok bokluğu mu? Kalenin üstünde Arapça bir şeyler. Bayrak. bir kişi koştu. Popülizm değil mi bu ya? Ha, linç kültürü var burada. Burada ne var? Anlamadım. Yılan mı bu? Makine yılanı. Bu daha hoşuma gitti. Aha, balıklar birleşip köpek balığının arkasına koşturuyorlar. Füze atıldı. İstanbul hatırası. İki kadın. Adam. Sırtında bir şey mi var balığın? Ya bu şişman adamlar genellikle kapitalizm oluyor. Sümüklü böcekler yarışıyor. Kutu bir şey mi vurmaya çalışıyor? Ördeği mi vurmaya çalışıyor? Hazine var. Bu Japon kimonosu değil mi ya? Ha şey sümüklü böceğe mi benziyor? Siyasi bir gönderme var orada. Ne var burada? Ölü adamlar mı? Şişman insanlar mı var? Bir şey var ama anlamadım. Fabrika mı? Ayakkabılar. Ha şey cami şey değil mi bu ya? Kullanan ayakkabılar. Ağır yaşamlar. Çok anlamadım bunu. Bir sıra mı var acaba? Renkli resimler. Bu şey değil mi? Hindistan. Etrafı fakirlerle dolu. Taç Mahal. Bu başka bir ev mi var üstünde? 1, 2, 3, 4. Bu ne yapıyor? Yine bak tabut taşıyorlar. Maymun mu bu? Çok anlamadım. Aa bak burada. Yine bu sefer şey taşıyorlar. Kral taşıyorlar bence. Şişmanlar. Burada zayıflar.
Yine bir kapitalist göndermeleri. Kral tacının içinde. Sıkışmış. Korkuyor. Bu koşucu mu? Şu koşucu. Bu da zenci koşucu mu? Su mu güreşçisi mi bu da? Ne var burada? A. Rapunzel. Saçları. A. Perde olmuş. Çok anlamıyorum ama bir şey anlattığı kesin. Bu at mı? Kıza benziyor. Kız. At kuyruğu şeye mi benziyor? Ata mı benziyor? At kuyruğu deyince artık aklım Ariana geliyor ya. Bütünleşmiş yani. Burada sapladım en sonunda. Hareket ediyorlar. Tapıyor. Güneşe. Alkol. Taşın içinden el çıkıyor. Şey değil miydi bu ya? Arthur, Kralı Arthur. Boğaya şey mi yapıyor? Matador mu? Ressam. Kadın çiziyor. Burada ne var? Keman kadın yok kadın. Evde bir yaşam. Banka 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 banka. Yeri mi kazmaya başlıyorlar? Yetmiyor değil mi? Her yer banka oldu. Yılan var. Ha yok. Kalabalık. İçine giriyor. Burada bir kırık el. Bir şeyler kırık. Şeytanın yavrusu mu? Sahnede bir şeyler var. Tam anlamadım. Bin ağzına mı gidiyor bu çalışan? Burada ağzına gidiyor, çalışıyor. Aynen öyle. Bir sistem, saçma bir sistem var. Boğa yerine traktörleri aldı. Canavar. Şeyle savaşıyor. Burada yine canavarlar mı var? Kaçıyor mezardan. Mezarı mı açmaya çalışıyorlar? Burada kaçıyor içinden. Sphinx. Aa, iki üçgeni bir araya attı. Yahudi. Oo, Siyonizm. İki kişi yan yanına gel. Bunun göbeği niye artıyor? Kapitalizm görüyorum hep ya sürekli. Paranın köle mi oldu ona? Üstüne kıyafet mi oldu? 1950 şey mi gördük acaba? Zaman zaman mı gördük? Şu an 50 derde miyiz? Oo, Kızılderili. Bunun sakalı, bunun saçı. Figürler şey, bir arabik bir şey. Şeyin adı neydi? Özgürlük heykelinin adamı üstünde. Demek ki yıllar çok bir şey değiştirmemiş. Türkiye'nin üzerinde hırsızlar mı var öyle gözleri? Evet, hırsızlar. Turhan'ın modern humoristik desen ekolünün lideri. Çağımızın en spiritüel desinatörlerinden biri olarak değerlendiriyorum. Allah Allah, ne demek ki acaba bu? Günümüzün Honor Dömiyeri'dir. Asıl değeri çizgilerden çok satirik gücü, toplumsal sorunlara karşı nüfuzudur. Toplumsal bir şeyler var. Aa, buradan koşuyor. Şuradan geç de burada ne var acaba? Bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bağlı mı? Benim. Ateş, insan, yandı yandı kuş oldu. Kağıtlar uçuyor. Bir taştan adamlar. Biri ayağından mı çekiyor? Ne oluyor? Kravatını. Cinsellik. Evet. Köleler değil mi? Köle şeyi var. Bu Roma savaşçıları şey mi oldu? Kalkanları dünya mı oldu? Ha, kutupluluk var burada. İki dünya kutuplaşma. Para para. Tam da okuyamıyorum yani. Bir şey yazıyor ama kadınlar üzerinde. Bir boya sıkıyor. Biri mi oluştu? Charlie Chaplin. Yalnız resimde hiçbir şey yok. Sadece Charlie var. Yani burada bile şey var aslında. Bir sembol orada o. Hani hep sembol sembol yapmış ya. Halı gibi gözüküyor. Gerçekten yukarıdan halı gibi gözüküyor bu arada. Ya uçaktan giderseniz görürsünüz. Aa, muzun içinden kadın çıkmış. Şarkı söylüyor. Kulaklık. Bak bu şey Birleşmiş Milletler şeyinde 1960. Süpermen. Burada bir giriş şeyi mi var? Giremiyor mu? Özgürlük heykeli. Koşarak kaçıyor mu? düşünen kadın mı oldu? Kadın hamile gibi. Burada da oturuyorlar. Bu dizim şeyi geldi bana. Şu Disney değil mi ya? Disney şey camiler mi oldu? Camilere mi dönüştü?
Ona mı benziyor kuleler? Yani o orta çağ şeyini özel aslında. Gotik nasıl kiliselerin o büyük ihtişamıysa aslında camilerde de benzer bir anlayış var. Tam sayılmıyor ama daha barok sayılıyor bence çoğu cami. Bizim gotik başka bir şey yani o. Gotik de diyebiliriz ama yine aynı şey var. Da ha İsa peygamber. Tamam, bir yılan yine bak. Bulutlardan inip. Erkek ve kadın. Aa, bulut değil bu, ağaç bu. Şey, Adem ile Havva. Oo, yaratıcı. Ne var burada? Otomatlar, arkasında bir çeşme mi var? Annesini babasını ha yemiş, evet. Güzel. Anne baba. Bazı şeyler hani miras gelir ya. Miras kalır. Ve insanlar yıldız olmuş. Aa, çok hoşuma gitti. Don Kişot. Ona bakıyor, kendisine bakıyor. At mı bu? Eşek mi? Yani şunlar şuna dönüştü. Ha? Bir de saz. Var. Bilmem ne. Bunlar şey mi? Bir siyasi şeyin alt içine mi birleşiyorlar? Buradan içeri geliyorlar. Tiyatro. Sanatçılara özel bir şey mi bu? Faşizme geçit yok. Taşı emiyor. Tahtta biri var. 1979. Bilmem ne. Elinde bayrak sallıyor. Bunlar ne izliyor? Başka bir şey izliyor. Yazıyor, yazıyor. Burada güzel bir resim mi var? Tam birleştiremedim ya. Lütfen Selçuk çizim yapmış. Kergedan. Önce çizgi vardı. Atın içine şey değil mi bu ya? Yunan Odessa. Odessa neydi ya? Adı. Söz çizginin. Düşünüyor. Çok hoşuma gitti ama bak bu daha hoşuma gitti. Burada yine eşyaları mı var? Tamam böyle gidelim. Oo, malzeme tasarım yapmış. Boyaları. Maske değil. İşler boyamış. Çok severim çok. Çok yönlü insana bayılırım. Zamanına göre zor bir şey de olabilir. Bu benim zamanımda baksana her şey var yani her şey önümde. Kurşun kalemi eski serpera fikirlerini kağıtlara aktardı. Zaman zaman tramlarla zenginleştirdi. Işıklı masa kullandı. Ha, çalışma masası mı? Şu masada mı çalışıyorum? Tulum bacılar futbol takımı. Şimdi burada bir hikaye mi olacak acaba? Futbol sahneleri var. Çok da bir şey yok. Sahneler var. Yaman gelir, Yaman gider. Abdülcanbaz. Abdülcanbaz takımı. Komiser Osman. Ha, Akbaba'da da varmış. Servinaz Hanım. Sır küpü. Ruhsar. Canbaziye. Karanfil Hoca. Abdülcanbaz. Tarzan. Tarzan hangisi? Çıplak olması. Bu mu? Musa Keita ve Kukuba Keita. Gözlüklü Sami. Sürme gözü ihsan. Hergeleci pardon. Peki takım. Takımımız. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Bak yine 13. Ve sanat ne der bize? Hepsi bir anlamı var hepsinin. Biz bundan bunu öğrendik yani. Kadının saçından kelebek güzel. Şov kadını gibi bir şeymiş. Şov. Evet yatak. Tamam. Hamile. Cinsellik var burada. Kamona. Ne bu acaba? Şov kızları. Deniz kızı. Cihan yandı. Saliha. Peki. Aa, bir şey var. Çok çok ince. Şurada ne var? Abdülcanbaz. İnceleriz belki sonra. Olur. Ayağına yapışmış. Osmanlı şey mi bu? Ya eski zaman şeyi. İkinci bölüm. Kadın nedir senin adın? Kavanoz dipli dünya. Zaruhi, Halefyan. Gözlü Sami. Bunlar bir karakter herhalde. Ya bilsem işte. Bilmiyorum ki. Abdülcanbaz karakterlerinden birileriymiş. Gözlüklü Sami ile birlikte anmak hiç yalnız olmaz. Ne bu Gözlüklü Sami de öyle bir karakter. Resimli romanda öne çıkar, hikaye sürükler.
adaletsizliğin, üç kağıtçılığın egemen olduğu, politik çıkarcının sayısının arttığı dönemlerde bu tip öne çıkar. Zayıf, batı özentili, keçi sakallıdır. Osmanlı değil gerçi. Tam değil. O dönemlerden olabilir küçük şeytan. Bak bu Osmanlı bu değil gibi ya. Aynı dönemden iki karakter mi? Yumuşak çizgiler, köşe çizgiler, sert çizgiler. Abdülcammaz'a yansıdılar. Yani kısaca bir bakalım o zaman. Çünkü ben tam okuyamıyorum da. Şimdi girmeyelim bende. Gireceksen bile. Gerçekten istek gelmesi lazım. Yani ben yapmaya çalışacağım tabii ki bu arada. Yine aynı karakter. Duvardaki Abdülcanmaz. Dostlar Tiyatrosu. İstanbul'da çalgılı komedya. Bence Abdülcanmaz bayağı ünlü olmuş çünkü yani her yerde vallahi gördüm ondan yani. Ama ben hiç adını bile duymadım, ilk defa duyuyorum. Cahillik. Abdülcanmaz okursunuz. Yıllarca güçlü sanatçının çizgileriyle yaşayan bir kişidir. Bir Osmanlı insanıdır. Tokadıyla olduğu kadar giyimiyle de öyledir. Yarını düşünen bir insan. İleriye çıkacağının kötülükleriyle savaşan biridir. Her zaman kazanır. Çünkü kazanması gerekir. Yenik düşemez. Tokadı atacaktır. Yumruğu vuracaktır. İğne ve doğrunun güzenin kavgasını yapacaktır. Yarattığı bu tiple bize insana benzer olduğumuz günleri anımsatmaya çalışmaktadır. Şimdi değil miyiz? O 1980'ler. Ya parça parça olduğu için şey yapması da çok kolay yani. Gezmesi de kolay. Hababam sınıfı. Bak yine tabut taşıyorlar. Biri mi öldü acaba? Bir şey mi? Ha, Rıfat Ilgaz. Yazar. Öldü mü acaba? O yüzden mi yapıldı mesela? Hani yapılmasının bir sebebi olmalı. Mezarda olmalı. İlhan Selçuk'un 1956'da çıkardığı Siyasi Mizah Dergisi. Dolmuş'un yazarlarından da Rıfat Ilgaz. Aziz Nesin'in isim babası olduğu ilk serini yazdı. Abdülcanbaz'a bırakınca Turan Selçuk ondan destek aldı. Hababam sınıfı hikayesi Dolmuş dergisi 30. sayıcısında çizgileriyle yer aldı. Ünlü öğretmenleri. Bu şey değil mi ya? Mahmut Hoca. İşte bak bu karakterler falan böyle şey gibi yani. Nasıl diyeyim? Yani aklımıza işlendiğine göre bir yaratılma süreci olmalı yani. Güzel etkilediyse yaratıcısı da bir o kadar üstünde çalışmış olmalı mantıken. Babam sınıfı mı? Ne bu şimdi? Yine aynı karikatürler. Çocuklar insandır. Bir ağaç resimleri. Ama bir şey anlatmıyor. Bakalım. Yaşar Kemal çocuklar insandır. Şiirleri resmetmiş mi acaba? Peki, orijinal bir fikir. 1980'lerde yazılı ve yazısız çizmeye gelince mizah çizeri bir şeyler anlatmak zorundadır. Kolay anlatmak istediği yazılardan yararlanabilir. İnsanların hepsi üstün zeka sahip değillerdir. Zeka testlerinde yazısız karikatürler kullanılır yabancı ülkelerde. Benim başıma da bundan çok olay geldi. Telefonu açtım, yazı müdürüne sordum. Yanıt veremedim. Ne dedim, ne yanıt vereyim? Mizah çizeri Folon kendi çizdiği karikatürün ne demek istediğini kendisi anlayamadığını ifade etti. Kendi söylemiş. Hangi ülkeydi ya? Meşale gibi olmuş. Suları tüketiyor, yukarı mı atıyor? Bazı şeyler değişmiyor ya. Ya 1980'de neyse o yani yine aynı değişmemiş. Çok okuyamıyorum. Kılıçlar. Ütopik. Varilin içinde. Varil. Onun içinde de zenginler. Arap, Osmanlı falan var. Arabik ihramlar falan. Burada Alaaddin'in şeyi gibi. Bu kubbe, biri asılmış. Şey mi? Menderes mi? Aklıma başka biri gelmiyor. Ha, dünyanın üzerinde biri asılmış. O da olabilir. Menderes olabilir. Bu da Matruşka. İçinden kadın çıktı. Ne var burada? Savaş. Ha, bu barış gibi gözüküyor ama öyle bir şey yok mu?
Barış isteyen biri önünde, hakim önünde kılıç var elinde. Peki, toplumsal, gerçekten toplumsal. Ne yazıyor? Aa, burada bir şey yazmıyormuş. Demir parmaklıklarını al. Üstünde bir adam. Lincoln bence o. Bence Lincoln o. Çünkü o şapka ve o bıyık. Lincoln bence. Matahari. Dört bacaklı. Oo, böcek gibi. Burada ne var? Yine burada anlayamayacağız bence. Yani, anlayamayacağım ben bunu yine. Ama bu şekilde gözüküyor demek ki. Burada ne var ya? Güneşin şeyleri düşüyor. Şehir şehir şehir, ülke 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 mi acaba? Deliklerde. Deliklerden binalar mı çıktı acaba? Zincirlemiş. Aa, şeyini zincirlemiş. Oo. Peki. O yine çıplaklık şey mi acaba? İlk insan mı? Robot. Yine gidiyor kızın peşinde. Bunlar göz mü? Oo, uzay çöplükleri baksana. Çöplük gibi. Hakikaten yani bazı şeyler gerçekten değişmiyor. Bunlar da insan mı? Bak, insan etrafında robotlar var. Geleceği önceden ya çok bu şey ya bildiğin. Ufuk açıyor ya resmen. Şimdi bile düşünülüyor şu robotlar. Gerçi o zamanlar da düşünülüyormuş tabii ki. Şu biciler konuşuluyor ama ben anlamıyorum. Gece kondu. Bacaklar yürüyor, bedenler mi satılıyor? Bunlar sürekli böceğe benziyorlar. Çanta sırtlarında. Ah, ülkeler düşmüş. Hiçbir şey yok burada. Bir şey yazıyor. Kraliçe, kraliçe. Ne bu be kuş? Striptiz. Striptiz, ha. Bombayla bir şeyler yazmaya çalışıyor. Birbirlerine vuruyorlar. Aa, bu yine uzay gözleri. Roketten mi kaçmaya çalışıyor? Deniz altında balığa mı benziyor bu? Aa, kafasının içine olta atmış. Orada böyle dinleniyor mu hani olta öyle bir şey ya. Kalemini kesiyor. Altalıyor kalemini. Yaratıcı. Kitap itmeye mi çalışıyorlar? Ha, kitap gibi oturmuşlar mı? Aa, biri üstünde. Aa, sandalye gibi oturmuşlar. Aa, karikatür az çizgide çok şey anlatmaya yönelik olmalıdır. Yalnız lüzumu. Bu dikenlerin üstünde yatınca bir şey olmuyor aslında. Hissetmiyorsun bu arada. Taş plak sergisi. Çok anlayamıyorum ama. Buradan biri attı. Ne bunlar acaba? Bu Atatürk mü? Bakalım yazacağım. Kandır. Ay 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 ay. Aziz nesin? Halve gidiş sıfır. Peki. Bitiriyoruz. Bayağı az kaldı. Kitap geçmişe mazi. Aa, çok fazla. Bitti valla. Kitap kapaklarında. Hababam sınıfı sergisi olmak üzere pek çok kitabın kapağına güç kattı. Zübük, gıdı gıdı. Çocuklar insanı. Büyüktekiler ağacı. Bin boğalar efsanesi. Voltaire'in Kandidi. Redife'nin güzellemesi. Hacivat'ın karısı, Sarı Esirler, Sovyetler, İran, Amerika izlenimleri. Aşık İhsani kitapları, Ezop masalları. Aa, Ezop masalları. Bunu da mı o yapmış? Çok çeşitlilik iyidir. Çok çeşitli olmak lazım. Ölüm Işını Projesi. Abdülçambaz Robotek'e karşı. Günlük bant halinde Robotek yayınlandı. 2001'de. Cumhuriyet Gazetesi. Alman bilim insanı Bilgin von Karbon. Atomdan tehlikeli ölüm ışını projesi karbonu üzerine seni tuttu. Yarı robot, robotekle mücadele etmesi Amerika'ya gider. Bilgi von Karbon'un Meksika'da bulur kendini. Caponelli ile Fernando Franco. Peki, burada da o var o zaman. Yine bakmaya gerek yok ama ben sevdim yani. Daha güzel buldum. En azından bak bir balkonundan resimler çekmemiş. Yani daha böyle sergileri daha güzel
şey yapmak gerekir yani. Bu hoşuma gitti. Belki değerlendiririz sonradan.